Almanya'nın eski başbakanı Merkel, görevinin son dönemlerinde yaşadığı titreme nöbetlerini açıkladı. Annesinin ölümünden sonra nöbetlerin başladığını söyledi. Siyaset sahnesinden çekildikten uzun bir süre sonra sessizliğini bozdu. Dünyanın merak ettiği konuya açıklık getirdi. Titremelerinin sebebini açıkladı. Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel siyaset hayatına son verdi. 3 sene önce başlayan titreme nöbetleriyle ilgili soruya yanıt verdi. Merkel, Haziran 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi başbakanlıkta törenle karşılamıştı. İlk kez titreme nöbeti geçirmişti. Ardından bu nöbetler 2 defa daha tekrarlanmıştı. Merkel, titreme nöbetlerinin birinci sebebinin annesinin ölümünden sonra olduğunu, ikincisinin ise az su tüketmesi nedeniyle yaşandığını söyledi. Merkel, görevinin son dönemlerinde titreme nöbetlerinden korktuğu için törenlerde sandalyeye oturduğunu açıkladı. Bir sürücü yolda el freni çekerek dönmeye başladı. Hafif ticari araca çarptı. Otomobili alev topuna dönünce olay yerinden kaçtı. Kazaya karıştı, alev topuna döndü. Kullanılamaz hale geldi. Otomobili alevler içinde kalan sürücü aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Olayın adresi Sakarya. Bir sürücü yolda el freni çekerek dönmeye başladı. Araç kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hafif ticari araca çarptı. Otomobil alev aldı. Alevler kısa süre içinde tüm otomobili sardı. Alev topuna dönen aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Alevlere teslim olan otomobile ilk müdahale bölgeden geçmekte olan vidanjör tarafından yapıldı. Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Bahar şenliğine İzmir Marşı damga vurdu. Binlerce öğrencinin hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylediği görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Binlerce öğrenci telefonlarının ışığını açtı, İzmir Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti. Kayseri Erciyes Üniversitesi 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri düzenlendi. Şenlikte birçok sanatçı ve DJ sahne aldı. Bir DJ performansı sırasında İzmir Marşı söylendi. O anlarda binlerce öğrenci telefonlarının ışığını açtı, hep bir ağızdan marşa eşlik etti. Tüyleri diken diken eden bu görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.